Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz günlerde düzenlemiş olduğu Altınordu Kata Atık Ayrıştırma Tesisi gezisine Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığından yanıt geldi. Büyükşehir Belediyesi'nin Ünyecevizdere mevkiinde kurmayı planladığı kata atık ayrıştırma tesisi yeriyle ilgili CHP ilçe başkanı İsa Maral, tesis yerinin yanlış olduğuna değindi. Maral, çimento fabrikasının çöp yakarak enerji temin etmesinin sonuçlarını en iyi bilenlerden biri olduğuna da dikkatleri çekerek çöp için daha uygun bir tesis yeri seçilebilirdi dedi. Şimdi Fatsa'da siyanür tesisi kurulurken, siyanürle ilgili altın arama tesisi kurulurken o bölgenin bütün bileşenleri, o bölgenin siyasi parti liderleri, görevlileri, oradaki muhtarlar, oradaki ileri gelen kanaat önderlerinin hepsine öyle bir sunum yapıldı ki siyanürlü toprağı neredeyse ekmeğe sür ye. Yani böyle bir yaklaşım oldu. Böyle bir şey oldu. Aynı şekilde bugün de Cevizdere'ye yapılacak olan tesisin burada bir ikna gezisi olduğuna inanıyorum. Ben bunun uygulamasını yapan bir kişi olarak, bir insan olarak, Ünye Çimento Fabrikası'nda ilk çöp yakma işlemini yapan biri olarak oradaki çöpün sıkıntılarını çok ciddi anlamda bilen bir insan. Bir defa bu tesis mutlaka ve mutlaka taze çöp ayrıştırmak durumunda, herhangi bir kazada veyahut da herhangi bir arıza durumunda çöpün istiflenmesi veyahut da bir gün iki gün beklemesi sırasında ne tür bir bakterilerin oluşacağını, ne tür canlıların oluşacağını da görmüş olan bir insan olarak bunun bu denli yoğun yerleşimin olduğu bir yerde ve böyle bir su havzalarının olduğu bir yere bu şekilde getirilip de ondan sonra bunun çevreye hiçbir zararının olmayacağı, hiçbir kokunun burada oluşmayacağını söylemek yanlış. Bu tesisin yerinin ben yanlış olduğuna inanıyorum. Tabii ki çöp bertarafı bugün belediyelerin mutlaka ve mutlaka birinci dereceden ilgilenmesi gereken bir konu. Ama bunun çalakalem veyahut da bu kadar acelecilikle bu şekilde bir yanlış yer tespitiyle yapılmasına bütün Ünyelilerin de karşı çıktığına ben inanıyorum. Ve bunu destek amaçlı beyanatı da şimdiye kadar görmedim ama iyi olacağını düşünenlerin de biraz kendilerini zorlama yoluyla bu yolu seçtiklerini düşünüyorum. Ve yöre halkının da bunu isteyeceğine inanmıyorum. Tabii ki çöp bertarafı önemli bir konu. Bütün dünyada çöple ilgili sıkıntılar var. İnsanların tüketim alışkanlıkları değiştikçe oluşacak olan çöp miktarı da artıyor. Bunu daha uygun bir yerde, daha uygun bir çevreye daha az zarar verecek şekilde uygun bir tesis yeri seçilebilirdi diyor.